Ben bir Türkmen Alevisi. Yani inancımızın kaynağı Şia'dır. Sonradan gençlik yıllarında, okul yıllarında Sünni inançla tanıştım. Ve sonra öğretmen, 20 yaşında öğretmen olup Anadolu'ya çıkınca Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserleriyle tanıştım. Dolayısıyla Risale-i Nur külliyatına, o eserlere bir sempatim oldu. Ve belli bir müddet sonra da Risale-i Nur okuyan cemaatlerle temaslarım oldu. Ben Risale-i Nur'ları okuduktan takribi 6 sene sonra cemaatle tanıştım. Biz Risale-i Nur camiasına dahil olduğum zaman Fethullah Gülen de bizim camiamızın içerisinde bir ferdi. Yani camianın içerisine girmiş ve ön saflara kadar getirilmiş birisiydi. Getirilmiş? Tabii, getirilmiş birisiydi. Yani o gün benim bunlar bilmem mümkün değil. Daha sonra tecrübelerimizde, duyduklarımızda, okuduklarımızda bugün geldiğimiz kanaat bu yani. Ben aynı camianın içerisinde devam ettim. Kader-i İlahi bizi İstanbul'a getirdi. Yeni Asya Camiası'nın sözcüsü olan Yeni Asya Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. Memuriyeti bırakarak. Bundan sonra cemaatin tabanıyla değil, üst kadrolarıyla tanışma imkanımız oldu. Burada da bizim tavrımız Fethullah Gülen'e karşı gayet netti. Bu adam Risale-i Nur talebesi değildir. Risale-i Nur'u kullanarak kendisine yol açıyor, başka yol açıyor. Bizim inancımız o zaman da buydu. 1990'lara geldik. Ben Yeni Asya Gazetesi'nin baş yazarı oldum. O günlerde bir Körfez Harbi başladı. Irak'ta bir kriz oldu. Bu krizde bu arkadaş İsrail'de öldürülen bir tane çocuğa ağladığını beyan eden bir açıklama yaptı. Ben onun üzerine, fakat şu var, biz dindar gruplar arasında kavga eder pozisyonunda görünmediğimiz için bu fikrimizi aleni beyan etmiyorduk. Ama kendi içimizde bunları hep konuşuyorduk, onunla olan tavrımızı. Şimdi bu aleni İsrail'in Yahudi çocuğuna ağlayıp da Irak'ta öldürülen yüz binlerce Müslümanı görmezden gelince ben mecburen buna ağır bir yazı yazdım. Ağlayan ve ağlatan hoca. Başlığı aynen bu. 1990'larda. Yani tavrımı bu sefer alenileştirdim buna karşı tavrımı. Daha sonra biz Yeni Asya Camiası'ndan ayrıldık. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin birinci talebesi olan Hulusi Bey'in yetiştirdiği Molla Muhammed'le tanıştıktan sonra biz o camiaya daha yakın davranmaya başladık. Onlarla fikir alışverişinde bulunduk. Baktım onların da tavrı bu meselede, Fethullah Gülen'e karşı tavırları net. Onlar da bunun Risale-i Nur harekatı olmadığında müttefikler. Ben biz dediğim zaman ben kendi ekibimi kastediyorum. O gün gazeteyi çıkaran, bugün hala çoğu basın camiasında olan arkadaşlarını kastediyorum. Yok, işte Molla Muhammed'le tanıştıktan sonra, bir müddet sonra bu zatın fikirleri, yani Fethullah Gülen'in fikirleri, Müslümanların inancını bozmaya yönelik alenileşince buna karşı bir reaksiyon gösterilmesi lazım geldi. Yani ilmen cevap verilmesi gerektiğine inandık. Burada bizim ilmi kapasitemiz yok tabii. Biz gazeteciyiz. Biz ne şey yaparız? Molla Muhammed'de bu ilmi kabiliyet, ilmi kariyer var ya. Hem Kur'an ilimlerini tahsil etmiş, medrese ilimlerini tahsil etmiş. Hem Risale-i Nur'u mükemmelen biliyor. Ve birinci talebe olarak Hulusi Bey'in elinde yetiştiği için meseleleri hem sosyal sahadaki meseleleri Risale-i Nur camiası ile ilgili hem ilmi meselelerini çok iyi biliyor. O zatın derslerinde söylediği Kur'an-ı hakikatleri kitaplaştırmayı teklif ettik. Dedik ki bunun kitaplaşması lazım. Bunun ümmeti Muhammed'in eline ulaşması lazım ki bu batıl fikirle ümmetin inancını sarsmasın, yaralamasın. Onun üzerine biz bir yayın evi kurduk. Üç arkadaş, üç gazeteci arkadaş. Yayın evini kurduk. Hem kendi daha önce neşrettiğimiz kitaplarımızı neşretmek üzere hem de Molla Muhammed'in, bu Fethullah Gülen'in ve benzerlerinin, Fethullah Gülen bu ülkede tek değil ki, dini bozma noktasında.
Onların Kur'an'a ve sünnete uymayan, 1400 senelik gelen İslam geleneğine uymayan yanlış fikirlerini Kur'an ve sünnet kaynaklı temel bilgilerle çürütmek üzere Molla Muhammed'in yazdığı kitapları neşretmeye başladı. BMB Yayıncılık diye bir şirket kurdu. BMB Yayıncılık şirketini kurdu. Bu şirketin 3 tane kitap markası var. Birinin adı Tahşiye, birinin adı Rahne, birinin adı Cihangiran. Şimdi bu Cihangiran çok meydanda. Ama Tahşiye ve Rahne meşhur oldu şu anda. Bu iki kitap markası. Tahşiye ve Rahne. Evet, Tahşiye ve Rahne kitap markası. Fethullah Hoca ve ekibinin bizim üzerimize başlattıkları komploda iki şifre kelime oldu. 2002 yılında dolayısıyla biz doğrudan Fethullah Gülen ve grubunun muhatabı olduk. Muarızı olarak karşısına çıkmış olduk. Su yüzüne çıktık yani. İlk defa 2002'de. 2002'de tabii bu yayın evini kurduktan sonra. Aynı zamanda ben o günlerde ve Vakit Gazetesi'nde yazı yazıyordum. Köşe yazılarımda bu grubun şer'i yanlışlarını, dine uymayan yanlışlarını, bu ülkenin menfaatlerine ters gelen hareketlerini yavaş yavaş tenkit ediyordum. Yani biz aleni kendimizi o zaman hedef yapmıştık. Dolayısıyla bu arkadaşların ellerindeki devlet imkanlarıyla, ele geçirdikleri devlet imkanlarıyla, dış güçlerin desteğiyle kurdukları müesseselerle herhalde bize çiçek göndermeyeceğini de biliyorduk. Bu arkadaşlar fikre fikirle mukabele edemeyince, çünkü biz temel kaynaklardan ortaya koyup, Risale-i Nur'daki kaynaklardan ortaya koyarak bunların fikirlerinin yanlış olduğunu tespit edince bunlar bizi susturma yoluna gittiler. Fikren susturamayınca bu sefer ellerindeki devlet gücüyle, basın gücüyle, emniyet gücüyle, adliye gücüyle bizi susturma yoluna gittiler. Malum yakalanıp hapse atılma hadisesi oldu. Operasyon bu iki kelime üzerinden bize yapıldı. 16 ay sorgusuz sualsiz hapis yatırıyor. 16 ay. Evet, 16 ay sorgusuz sualsiz. Hiçbir soru sorulmadan, terör sorgusu sorulmadan ben içeride tutuluyorum. Şimdi bu iki tane tahşiye ve rahle kelimesini kullanmak basit bir gazetecilik midir ya? Gazetecilik midir ki neticede ben dövülüyorum, mağdur ediliyorum, itibarsızlaştırılıyorum? Yani bu işi yapan insanlar normal devlet memurları değil. Devlet memurluğunu paralel yapının menfaatine kullanan bir şebeke, bir çete. Dolayısıyla burada hukuk, mantık aramanın imkanı yok. Zaten mahkeme safahatında gördük yani. Öyle komik sorular var ki bize sorulan, soru olarak yazılan metinlerin içerisinde insan gerçekten üzülüyor. Yani. Çok komik. Ve en kötü tarafı emniyette bana resmi sorgunun dışında yapılan o beyaz sorgulamada sorulan bir soru var ki işin asıl püf noktası o. Ben onu fazla zikretmiyorum. Bana o arkadaş dedi, Yahudilerle Hristiyanlar, Yahudilerle Müslümanlar harp edecekmiş ahir zamanda. O harp olduğu zaman sen hangi tarafı tutacaksın diye sordu bana. Ben de dedim ki ben Müslümanım, Yahudilerin tarafını tutacağım dedi. Yani bu çok enteresan bir sorudur. Yani hadisenin arkasında, perdenin arkasında kimlerin olduğunu anlatması bakımından bu soru çok nirengi noktasıdır. Soruyu, bu böyle bir soru sorulur mu yani? Yahudilerle Müslümanlar harp ederse ben hangi tarafı tutacağım? Ne demek yani? Yahudileri mi tutmam lazım yani? Yani soru çok enteresan. Şimdi o soruyla şimdi bu paralel yapını İsrail'in savunması arasında bir bağlantı. Aynı şeydir. Burada aktivistler Gazze'ye yardım götürüyorlar gemiyle. İsrail askerlerinin saldırısına uğruyor uluslararası sularda. Bir sürü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öldürülüyor askerler tarafından. Fethullah Hoca Pensilvanya'dan açıklama yapıyor, diyor meşru otoriteye itaat etmek lazım. Yani İsrail adam meşru otorite kabul ediyor. E bu kadar Yahudi taraftarlı olur. Üstelik ben Fethullah Hoca ve grubunun Amerika'daki Yahudi lobileriyle nasıl iç içe olduğunu, nasıl maddi münasebetlerinin olduğunu Vakit Gazetesi'nde delilleriyle yine kendi gazetelerinden alarak yazmışım yani. Yani bu bir paralellik var, bir birlikte çalışma var yani Yahudilerle, İsrail'le, Amerika'daki Yahudi lobileriyle. Birlikte çalışma hareketi var. Zaten bu hadiseyi
Tehlikeli yapan taraf da burası. Yani bu paralel yapı sadece Türkiye'nin içerisinde kalsaydı, dış uzantıları olmasaydı bu kadar büyütmeye de gerek kalmazdı. Onun için mi bunlarla mücadele bu kadar zor? Evet, işte mücadelenin zorluğu burada. Yani arkalarına dış güçleri aldığı için. Arkada Amerika gibi bir devlet, İsrail gibi bir devlet, İngiltere gibi bir devlet olduğu için dış güçlerin menfaati gereği burada harekette bulundukları için mücadele çok zor oluyor. Mücadele zor oluyor. Üstelik bu insanlar devletin mühim noktalarına gelip yerleştirilmişler. Bu bir günlük hadise değil ki. Şimdi mantıken soruyorum. Bir polisin emniyet teşkilatına girdikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı olabilmesi için ne kadar zaman lazım? Nereden baksanız en az 20 sene lazım. Bir teğmenin harp okulundan çıktıktan sonra ordunun içerisinde albay veya general rütbesine gelebilmesi için ne kadar zaman lazım? Takribi 30-35 senelik bir müddet lazım. Bir insanın devlet memuruna bir daireye girdikten sonra genel müdür veya müsteşar yardımcısı olabilmesi ne kadar zaman lazım? Takribi 30 senelik bir zaman dilimi lazım. Yani bu harekat takribi 40 senedir çalışan bir fitne teşkilatı. Bugün değil yani, bugün ortaya çıkmış. Bugün neticesi ortaya çıkmış. Yani dış güçlerin de yardımıyla bu ülkede bir yapı meydana getirilmiş, bir hareket meydana getirilmiş. Düğmeye Pennsylvania'dan basınca veya CIA'nin karargahından basınca, Mossad'ın karargahından basınca bu ülkede hareket yapabilecek bir organize teşkilat meydana getirilmiş. İşte mücadelenin zorluğu buradan ileri geliyor. Yani uyuyan bir hücreler var hala. Hala var tabii. Düğme basıldığı zaman var. Bir orduya çevrildi. Evet. Ve Türkiye'deki bütün dini grupların içerisine sızılmış. Bütün dini grupların içerisine sızılmış. Bütün medya kuruluşlarının içerisine sızılmış. Bütün STK'ların içerisine sızılmış. Bunu Azerbaycan'dakiler benden daha iyi biliyorlar. Oradaki yaşananları. Yani her yere bir sızma var. O sızmaların içerisinde direkt şu anda paralel yapının yanında yer alanlar var. Bir de uyuyanlar var. Yani şu andaki tehlikeden dolayı kendisini geriye çekenler var. Bu bir vakadır. Bunun inkar mümkün değil ki. Bu diğer ülkelerde dediğiniz gibi Azerbaycan'da da var mı böyle? Azerbaycan'da da var. Rusya'da da var. Rusya devleti niçin bunların okullarını kapatma ihtiyacı hissetti? Niçin tedbir alma ihtiyacı? Özbekistan'da niçin kapatıldı okullar? Yani bu okul görüntüsü altında burada çok masum, gerçekten din hizmeti yapmaya giden masum insanlar olduğu gibi bizzat CIA'nin ajanları da burada İngilizce öğretmeni pozisyonu altında Amerika'nın menfaatlerini takip ediyorlar. Yani sırtına giyecek cübbesi olmayan bir adamdan bugün Tanzanya'da okul açabilecek duruma, efendim Ukrayna'da okul açabilecek duruma, Moğolistan'da okul açabilecek duruma gelmiş bir teşkilat nasıl meydana gelebilir? Ben 20 yaşından beri devlet memurluğu ve basın mensubu olarak hizmet etmiş bir insanım. 70 yaşına yaklaşmışım, daha benim bir tane evim yok kendime ait. Bu nasıl oluyor ki bir emekli bir vaiz bütün dünyanın her yerinde okul açabilecek, teşkilat kurabilecek çatlar büyüyebilmiş, ekonomik güce erişebilmiş. Bu bir insanın, bir şirketin, bir topluluğun gücü dahilinde olabilir mi? Mantıken soruyorum. Mümkün değil. Ancak devletlerin yardımıyla yapılabilecek bir şey. Bu yapılanmaya Amerika Birleşik Devletleri yardım etmiştir, İngiltere yardım etmiştir, İsrail yardım etmiştir, Türkiye Cumhuriyeti yardım etmiştir, Azerbaycan Devleti de yardım etmiştir. Devletlerin yardımı olmadan bu teşkilatlanma mümkün değil. Ha şimdi bugün devletlerin bir kısmı, mesela Türkiye Cumhuriyeti uyanmıştır, yapılan harekatın bu ülke menfaatine olmadığını kavramıştır ve yanlışın üzerine gitmektedir. Bunu Azerbaycan'da yapmak zorundadır. Rusya'da yapmıştır nitekim, kendi aleyhine olduğunu görünce, Amerika menfaatine olduğunu görünce müdahale etmek gereği hissetmiştir. Bu dünyadaki diğer devletler de bu uyanışın içerisine girecekler de girmeye mecburlar. Kendi menfaatleri için bu hareketi durdurmak zorundalar. Fethullah Hoca başından beri sahtekar, başından beri 200'lü, başından beri çifte standartlı. Nereden? Daha 1974'te bizden ayrıldığı zaman. Bizden ayrılma gerekçesini alemi deklar ettiği iki şeydi. Dedi ki siz gazete çıkarıyorsunuz. Biz o zaman yeni Risale-i Nur talebeler olarak Yeni Asya gazetesini çıkarıyorduk. Siz dedi gazete çıkarıyorsunuz. Bu sizin prensiplerinize aykırıdır. İki, siz siyaset yapıyorsunuz.
Yani biz o zaman Adalet Partisi'ni destekliyorduk Türkiye'de. Bizim Adalet Partisi'ni desteklemiş olmamız ve Yeni Asya Gazetesi'ni çıkarıp okuyor olmamız bir suç olarak, hareketten sapma olarak nitelendirildi ve bizden ayrıldılar. Peki Fethullah Hoca 1980'lerin sonunda Zaman Gazetesi'ni ne için kurdu? STV Televizyonu'nu ne için kurdu? Bu şimdi bu gazetecilik olmadı mı? Peki Fethullah Hoca niçin Ecevit'i destekledi? Niçin siyasi hareketlerin içerisine girdi? Niçin AKP ile kol kola oldu ve bütün gücüyle AKP'yi destekledi? Ve şimdi bütün gücüyle şimdi CHP'yi niye destekliyor? MHP'nin niye arkasından koşuyor? Şimdi bu siyasetçilik değil mi? Eğer bizim 1974'te yaptığımız hareket, gazete çıkarmak ve bir siyasi partiyi desteklemek yanlış idiyse, bu arkadaşımız bugün göbeğine kadar, boğazına kadar bu hareketin içerisinde. Demek bu arkadaş çifte standartlıdır. Dün A diyordu, bugün B demekte beis görmüyor. Dün C dediğine bugün Z demekte beis görmüyor. Hiçbir mukaddesi yok, hiçbir ölçüsü yok bu arkadaşın. Yeri geldiği anda istediği gibi yalan söyleyebiliyor. İstediği gibi sahtekarlık yapabiliyor. İstediği sahtekarlığı üretebiliyor. Böyle bu insan normal değil ki. Bir insan yani standarda uymuyor. Yaptığı hareketlerin hepsi çifte standart. İstediği zaman da ağlayabiliyor mu? İstediği zaman da ağlayabiliyor. Ben onu yazdım. Bir hadiste Resulullah Efendimiz diyor ki bir kişi nifakta zirveye çıkarsa, hadis kitabında muhtarlığı hadiste, bu hadis kayıtlı. Bir kişi nifakta yani münafıklıkta zirve, tavan yaptığı zaman diyor Resulullah Efendimiz gözlerine hakim olur. Yani istediği zaman ağlayabilir diyor. İstediği zaman ağlıyor, istediği zaman gülüyor. Ağlarken konuşabiliyor. Bir insan ağlarken vaaz verebilir mi? Ağlarken, burada nefes şuraya düğümleniyor insanın, kelime çıkmıyor ki konuşsun. Bu arkadaşımız ağlıyor, hemen akabinde gümbür 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 veciz konuşmaya başlıyor. Bu arkadaşımız aktör. Aktördür, şovmendir. Artık ipliği pazara çıkmıştır, maskesi inmiştir, daha bitti. Bundan sonra bütün dünyadaki Müslümanların uyanması lazım, bütün insanların uyanması lazım. Ortada bir sahtekarlık var. Devlet paralel diyor bunlara. Paralel evet. Devlet yapılandırması diyor. Evet. Bugün ortaya çıkardılar işte. Paralel mi hakikaten bunlar yoksa başka bir tanımlaması var mı bunun? Ya, paralel yani ülkenin içerisinde bütün müesseselere girmesi noktasından, bütün müesseseleri de kontrol mekanizmalarının başına kendi adamlarını getirmesi noktasından yani bir devlet gibi hareket edebiliyor. Mesela bir devlet nasıl ki bir terör örgütüne karşı mücadelesini silsile halinde, emir komuta zinciri halinde yapabiliyorsa bunlar da hoşlanmadıkları insanlara ve gruplara karşı aynı o devlet mekanizmalarını devlet mantığı içerisinde yürütebiliyorlar. E bu paralel devlet değilse nedir? Yani devlet gibi hareket edecek gücü elde etmişler bu ülkede. Bu bir yapılanmadır ki devleti kullanıyorlar yani. Devlet olarak hareket ediyorlar. Mesela benim evimle gelip evimi basan, evimi didik didik arayan, beni sabahın köründe terörist gibi karakola getiren insanlar devletin adamlarıydı. Devlet görüntüsü içerisinde, polis üniforması içerisinde benim evime geldiler. Bu devlet, bu paralel yapılanmadır tabii. Şöyle bir şey dediniz. Bütün devletler bu yapılanmaya zamanında destek verdiler. Evet, destek verdiler. Ama mesele şu var. O zamanlarda diyelim Azerbaycan'da, Kazakistan'da bunlar hep Cumhurbaşkanlarının, başbakanların referanslarıyla o ülkelere gittiler. Evet. Şimdi bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanının referansına bakar. Evet. Yani bir şekilde bunlar Türkiye devletinin eliyle bu ülkelerde hepsinde kuruldular. Evet. Yani işin içerisinde Amerika, İngiltere, İsrail olunca Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki insanlar başka türlü hareket etmesi mümkün değildi bugüne kadar. Bugüne kadar o görüntü vardı. Evet, eğer cumhurbaşkanlarının referansıyla başlatılan bir harekata bir başka ülke müspet reaksiyon vermişse ben o gün bunu kınamam. O gün bunu kınamam. Ama bugün aynı ülkenin cumhurbaşkanı bunun yanlış bir hareket olduğunu, bu hareketin hem ülkemize hem insanlığa zarar verdiğini söylüyorsa o zaman Azerbaycan Devleti'nin başındakilerin de Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki Cumhurbaşkanı'nın referansını esas almaları lazım. Bu harekete karşı tavırlarını net koymaları lazım. Tanzanya'nın başındaki insanların da tavırlarını net koymaları lazım. Evet,
referans, zamanında referans aldıkları harekat ne kadar yanlış değilse, çünkü yanlış diyemem, çünkü devlette birbirlerine itimat etmek mecburiyetinde. Bugün de itimat etmek mecburiyetinde. Türkiye Cumhuriyeti tavrını net koymuştur. Cumhurbaşkanı ile Başbakanı ile bu hareketin ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar kirli olduğunu beyan ediyorsa artık bütün devletlerinde buna karşı tavır koymaları lazım. Devletin kendi varlığı bahis mevzu burada. Devletin kendi varlığı ortadan kaldırılıyor diye. Tamamen Amerika'nın 53. eyaleti, 54. eyaleti gibi bir duruma getirmeyi, İsrail'in buradaki efendime söyleyeyim genel valiliği gibi, Britanya'nın genel valiliği gibi bir durum meydana getirmek istiyorlardı burada. Türkiye Cumhuriyeti bunu kabul etmedi. Orada da Türkiye'deki gibi gücü paralel yapıyı meydana, Azerbaycan'da bir paralel yapıyı meydana getirdikleri gün aynısını Ali'ye yapacaklar. Hiç tereddütsüz söylüyorum bunu. Yani. Aynısını Tanzanya'da yapacaklar, aynısını Uganda'da yapacaklar. O paralel yapıyı orada kurabilirlerse Türkiye'deki gibi, ama bu ülkede 40 senedir süren bir çalışma var. 40 senenin neticesinde burayı elde ettiler. Oralarda da eğer bu kadar zamanı bulurlarsa da orada da aynısını yaparlar. Hiç tereddütsüz söylüyorum. Kökleşeceksiniz. Bütün paralel yapı olacaksınız. Devlet müesseselerinde söz sahibi olacak hale geleceksiniz. Cumhurbaşkanlığını kontrol edebilecek bir hale geleceksiniz. Başbakanı kontrol edebilecek, yani ona tesir edebilecek bir hale geleceksiniz. Ondan sonra ben buradan düğmeye bastığım zaman siz orada işi bitireceksiniz diyor. Tabii aynısını söylüyor. Gizlemiyor. Adam göstere göstere yapıyor. Sonra gitti Vatikan'a söylüyor. Biz sizin harekatınızın bir parçası olmak istiyoruz diyor. Vatikan hedefi ne? Vatikan hedefi belli. 3. bin yılda bütün İslam ülkelerini Hristiyan yapar. Bu adam gidiyor Vatikan'a diyor ki ben sizin harekatınızın bir parçası olmak istiyorum diyor. Yani bütün İslam ülkelerini, Hristiyanlığın girmediği Asya ülkelerini Vatikan'ın kontrolüne sokmak için çalışacağını gizlemeden söylüyor bu. Demek bu hareket basit bir hareket değildir. Yani 1400 senelik gelen İslam ananesini terk edip biz bundan sonra Hristiyan mı olacağız? Azerbaycan Hristiyan mı olacak? İran Hristiyan mı olacak? Afganistan Hristiyan mı olacak? Böyle saçma şey mi olur yani? Bizim ağzımız yandı, oradakiler de yanmadan, başlarına bir bela gelmeden uyanmaları lazım. Bu tehlikeli yapıya karşı uyanık olmaları lazım. Biz Müslümanız. Müslüman aynı zamanda Türk'üz. Hem Müslüman hem Türklük bağlarıyla biz birbirimize bağlıyız. Türkiye'deki harekatı yakından takip edip Türkiye Devleti'nin çizmiş olduğu rotaya uygun tavır göstermeleri lazım. Bizi desteklemeleri lazım. Bu yapının oyununu, yani dış güçlerin oyununu birlikte bozmamız lazım. Omuz omuza vermemiz lazım. Biz kardeşiz. Biz inançta kardeşiz, dilde kardeşiz. Bu yapının oyunlarını birlikte bozmak mecburiyetindeyiz. Ben hepsine selam ederim, hürmet ederim.